Balat'a gelip de bu Balat yokuşundan Arnavut kaldım yoksa inmemek olur mu arkadaşlar? Olmaz. Biz de dedik yürüyelim. Evet, tarihi Balat evleri tam arkamda rengarenk yapısıyla. Buranın yapıları geçmişine baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet tabi İstanbul'u fethettikten sonra Yahudilerin özellikle yoğun yaşadığı, Ermeni nüfusun yaşadığı bir yer karşımıza çıkmakta. Ve bundan dolayı da bu civarda birçok kilise var. Fener Rum Patrikhanesi'ni hemen sahilde görebilirsiniz. Demirli Kilise'yi görebilirsiniz. Yine Fatih döneminde yapılan Fener Rum Lisesi, büyük, devasa, tuğladan yapılmış minaresi İstanbul'un her yerinden gözükmekte Balat'ta. Balat'ın sokaklarını gezdiğiniz zaman tarihi kurabiyeciler, şekerlemeciler, tarihi sokakları direkt görebiliyorsunuz. Ve çok uygun fiyatlarda geldiğiniz zaman, yine buraya baktığınız zaman hani şu çukur, meşhur çukur dizisi var ya arkadaşlar. Ve çukur dizisinden dolayı da meşhur. Yani Balat'a insanlar tarih için geliyor, kültür için geliyor. Aynı zamanda çukurun nerede çekildiğini görmek için de geliyorlar. En azından tarihi mekanları merak etmiyorsanız da çukur için de gelebilirsiniz. Programınızı alın. Evet, tuğla mimarisini çok yakından görebiliyoruz. Sokağa şöyle baktığınız zaman, şoka aşağı doğru da bakalım. Sokakta birbirini kesmeyecek caddeler var. Hemen buradan gelin. Bu tarafa doğru bakarsanız yine aynı şekilde. Çok fazla zaman. Hani geldiğiniz zaman diyorum ya, Fener Rum Patrikhanesi'ne çıktıktan sonra Balat sokaklarına çıkın ve kaybolun. Kaybolmak güzeldir. Çünkü ben de kaybola kaybola evet bir şekilde yolunuzu bulabiliyorsunuz. Sağa soluyorsunuz. Köşedekine sorun, buradakine sorun. Ve deyin ki tarih sokaklar nerede? Size bir şekilde birileri gösteriyor. Evet, güvercinler merhabalar. Onlar da bize arkadaşlar güvercinler de merhaba diyor. Onlara da selam verelim ve biz yolumuza devam edelim.